Kamera beklemeye aldı. Evet arkadaşlar. Bluetooth dediğim aygıt bu. Bu nasıl bir aygıt? Şimdi bunun arkasında 2500 amperlik bir batarya var. Bu bataryanın içinde bir entegre düzeni var. Ve gayet de güzel, profesyonel çalışan bir şey. Ben bu Jabra'nın Bluetooth'unu aldım. Bunun içine bunu monte ettim. Ve bu monte çok sağlam ve çok da güçlü oldu. Vurmalara, darbelere, her şeye dayanıklı bir şey. Bu Jabra'nın Bluetooth'u normalde kolye tarzında bir Bluetooth'tur. Standart bu iPhone kulaklıklarla da çalışabiliyor. Standart iPhone kulaklığı buraya taktığınız zaman çalışabiliyor. Menzil alanı toplam 50 metredir. Ve bu 50 metrelik menzil alanı da sağlamdır. Ayrıca buna şöyle iki kere bastığınız zaman bu parçanın ışık, el fener özelliği de var. İki kere bastığınız zaman da kapanıyor. Ayrıca bunu şu anda buradan bu makine, bu parça çalışmasa bile buradaki 2500 amperlik batarya buna buradan enerji veriyor. Ve bu enerji sayesinde bu full donanımlı sağlam bir, yani enerjiyle çalıştığı için gayet de Bluetooth başarılı. Kopma yapmıyor ve hata yapmıyor. Ve iPhone'umuzla bunu eşleştirdiğimiz zaman direkt şifre istemeden ayarlara geliyoruz. Buradan genele geliyoruz. Bluetooth'ta geldiğimiz zaman direkt bağlanıyor. Yani şöyle şifre mifre istemiyor. İşin güzel tarafı o. Direkt bağlanıyor ve bağlandıktan sonra da kopma denilen bir olay kesinlikle olmuyor. Burada şuna 2 saniye bastığımız zaman da bunu ben ayrıca dock olarak da kullanabiliyorum. Dock nasıl oluyor? Diyelim ki böyle yolda kaldın ama iPhone'un enerji sistemi az gidiyor. Bunu direkt USB'ye, buradan USB'sine takıyoruz. Taktığımız zaman direkt buradan şarja geçiyor. Çıkartıyorum. Şarjdan kesildi. Takıyorum. Şarja geçti. Bu piyasada ben size bunu ben 50 TL'ye aldım bu doku. Bu parçayı da 40 TL'ye aldım. 90 TL'ye ben bunları böyle birleştirip bunu Voltron gibi bir şey yaptım. Artı Jabra'nın buradan düğmeye basıp konuşma, handsfree özelliği. Buradan iPhone'dan şarkıları değiştirme, sesi yükseltme ve açma kapama gibi özellikler oluyor. Çok hafif, çok zarif ve 2500 amperlik bir batarya. Ben bunu nasıl şarj yapıyorum? Standart Nokia'nın Luna girişli şarjları var. Bunu takıyorum. USB olarak şarj olur veya elektrikten de şarj olur. Çok da rahat şarj oluyor. İnanın ben kelimem üzerine cümlemi basa basa söylüyorum. Ben bu ürünü toplam 3,5 haftadır, hatta 4 haftadır bu bataryası bitmedi. Ve ben şu anda 6. haftaya girdim. Gayet de başarılı. Hiçbir hatası yok. Ve sistemi buradan kapatsam bile yine Jabra Bluetooth teknolojisi çalışıyor. Şimdi dinlemek istiyorum. Buradan iPod'uma geliyorum. Şu anda şarkı çalıyor. Çaldığını nasıl anlayacağım? Bakın buradan kulaklığa takıyorum. Mikrofona yaklaştırayım. Ha, bu arada şunu da göstermek istiyorum. Bu kulaklığı ben yaptım. Normalde bu kulaklık iPhone'un kulaklığı. Buraya kadar geliyor. Buradan sonrası zaten mikrofon. Ve buradan sonrası da siyah. Bu siyah buraya ben özel olarak birleştirdim. Kesinlikle kablonun orijinalini, herhangi bir şeyini bozmadan bu Sony Phantobi 827 MDR'li kulaklığı monte ettim. Bununla mükemmel bir ses veriyor. Şu anda bu çalışıyor. Yani şu anda Bluetooth'u buradan dinleyip ne kadar menzil ağı olursa olsun bağlanabilirsiniz. Bir de ben bu tip şeylerde bakın, bir de ben şöyle bir parçam var. Hoparlör. Buna giriyorsun. Bunu taktığınız zaman seninle olsam. Şu anda bu iPhone'dan gidiyor. iPhone'dan Bluetooth'la alıyor, hoparlöre veriyor. Evet. iPhone'dan gidiyor. Gayet de başarılı. Evet. Bataryası. Şu anda Bluetooth'la bağlandı. Gayet de güzel. Şarkıyı değiştiriyorum.
Değiştirdim. Böyle kendimi, kendime böyle bir makine icat ettim. Gayet de başarılı. Zaten bakın burada da Bluetooth'la bağlandığını da gösteriyor. Hangi Bluetooth'la bağlandığını da gösteriyor. Ben bunu çıkartayım. Sonra canım sıkıldı. Kulaklığı buna takayım. Sonra buradan müzik dinliyorum. Gayet de başarılı. Sonra canım sıkıldı. Ben bunu USB moduna getirip, USB'ye getirip yolda kalırsam, herhangi bir şey yaparsam şöyle getiriyorum. Direkt şu düğmeye basıyorum. Sistemi açıyorum. Ve buradan böyle şarja giriyor. Kendisi çok hafif, çok da zariftir. Tavsiye ederim.